Şimdi bildiğiniz gibi son bir aydır ağır vaka sayısında bir artış söz konusu. Neredeyse ağır hasta sayımız 1000'e yaklaşmış vaziyette. Bunun yanı sıra aktif vaka sayımızda da bir artış söz konusu. Yani yeni tanı konan hasta sayısı iyileşen hasta sayısının önünde gidiyor. Sonrasında kronik hastalıkları olan ya da 65 yaşın üstündeki bireylerin de enfekte olmasıyla birlikte sonuç olarak bir ağır hasta sayımızda artış görüyoruz. Ağır hasta sayısının önümüzün sonbahar kış ayları olduğunu düşünürsek daha da artması muhtemeldir. Çünkü sadece koronavirüs değil, diğer solunum yolu enfeksiyonları da bilindiği üzere bu mevsimlerde artış gösterir. Bunların da artmasıyla birlikte zatürrenin diğer etkenlerinin de ortaya çıkmasıyla, artış göstermesiyle birlikte ağır vaka sayısında bir miktar artış olacağını öngörebiliyoruz. Bunun da önüne geçmemizdeki en büyük etkenler tedbirlerdir. Özellikle acil serviste izlediğimiz durumu daha kritik ve acil durumdaki hastalarımızda gördüğümüz en sık ek hastalıklar tansiyon, yüksek tansiyon, hipertansiyon, diyabet yani şeker hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kalp damar hastalıkları, yine beyin damar hastalıkları, bunun yanı sıra obezite, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde yine hastalığın daha ağır seyrettiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra kanser tedavisi görmekte olan hastalarımız da buna ekleyebiliriz. Bu hasta gruplarımızda daha çok yoğun bakım ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve hastalığın daha ağır seyrettiğini görüyoruz. Aşı çalışmalarını son derece ümit vadedici buluyoruz. Özellikle böyle bir bütün dünyayı etkilemiş ciddi bir hastalıkta aşı çalışmaları da olmazsa olmazdı. Bu yönde gayet hızlı ilerlemeler kat edildiğini görüyoruz. Burada Amerikan ve Alman ortaklığıyla geliştirilen bir aşının faz 3 yani çok sayıda kişi üzerinde denenen aşamasının dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye'de de yürütüleceği bilgisini aldık. Bunlar da gerekli onayları aldıktan sonra katılımcıları almaya başlayacaklar ve aşının burada da faz 3 çalışmaları ülkemizde de gerçekleştirilmiş olacak. Bunun yanı sıra yine Çin'den, Rusya'dan ülkemizde faz 3 çalışmaları yürütmek üzere talepler var. Bunlarla ilgili de bakanlığımızın yetkili kurulları görüşme halinde. Ona göre de ilerleyen günlerde belki diğer faz 3 çalışmalarının da ülkemizde gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Bunun haricinde yine yerli aşı çalışmalarımızda da belli bir noktaya gelindiğini biliyoruz.